Sevgili Doris severler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Arktur'dan seyre başladık ve Bozburun'a gelmiştik. Burada Çomçalık koyuna demir atmış ve kanoyla tam geziye çıkmışken bölümü bitirmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümde Çomçalık koyunda kano gezimize devam ediyor ve koyun güzelliklerini sizlere gösteriyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Götüremiyorsun hiç. Dolunay yaklaşıyor. Sular bayağı 10 santim çekilmiş. Vallahi iyi, aynı işte hayattaki gibi devam. Önde hanım işte çekim bahanesiyle hızlı arkada işte böyle. Ya yamuk çekim oluyor, ben şimdi kürek çekeceğim diye uğraşırken. Güzel değil mi? Burası tam bir balçıktır. Havuz. Hatta havuz. Burası daha sıcaktır ha. Tamam güzel. Güzel, tamam güzel. Şu kumlar yumuşacık olduğu için pek çok canlı da barınıyor. Doris hemen şurada, şuranın arkasında. Hatta direğini ben şu kadarlık görüyorum. Bir kıtımcık görüyorum, bir kıtım. Neden sallanıyor kadar? İkimiz ağrı. Tekrar yapmış böyle, hiçbir şey yapmamış. Ben girmem oraya. Bak bak bak, görüyor musun? Olayı gördün mü? Bak. Ha? Geçemeyiz ki. Geçer miyiz buradan? Bozburun'da çok antik şehir vardı. Komple. Bozburun Körfezi'nde hemen hemen bütün bu yarım adalarda bir şehir var. Aynen, zaten şuralarda hep şey var. Karşıları falan geçen sene hep çekmiştik şuralarda hep. Aynen. Şuralarda var, şeylerde var, her yerde var. Ha,
Aa, mağaralarda da yapabilirim. Zakin'i Tosta yanımıza götürseydik bunu bir de. Motorun üstünde bir bu eksikti zaten. Bence alabilirdik yani. Bence de kanal aldık. Mahara. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is like a dream. Çek, çek yürekleri mavi nehirde. Sevinçli, neşeli, tasasız çıkar hayatın tadını. Sevinçli, neşeli, tasasız çıkar hayatın tadını. Ya susam sıkı. Çek, çek. Yürekleri mavi nehirde. Sevinçli neşeli tasasız çıkan. Aa evet. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is like a dream. Söğüt Adası'nın olduğu Söğüt Kanalı'ndan bahsediyoruz. Bu oradan botla geçtik ya. Geçtik. Sonra. Zeytin Adası'nda kalırken baktık geçtik, biz ona. Geçtik, evet. Hatta tekne geçmez gibi konuşmuştuk. Aynen. Doris Reis'in yanında birileri yüzüyor. Merakla bakıyorlar. Valla Doris geldi. Bir sürü tanıdıkları toplandı. Bayağı etrafında yüzüyorlar Mert Doris'in. Bir baksana gizlice. İnceliyorlar. Güzel gözüküyor Eda. Evet. Ha bayağı set var orada. Yalnız evet. Elle mi yiyormuşlar onu sanki? Olabilir Mert. İşte bak antik bu, şehir. Bu iskelemsi miymiş? Evet. Antik şehrin. Yani. Evet evet bu taş çok, bunlar iskeleymiş bunlar. Ben sana söyleyeyim. Elle yapma bu. Yığma taş. Benim sandalyem vardı geçen sene burada. Şu burunda oturuyordum. Nerede o? Evet çok dikkat et bak önünde şu anda bir kaya. Ya bazı yerlerinde kestane var onu söyleyeyim yani. Bazı yerlerde kestane yok ama. Ama bazı yerlerde var. Mert Kaptan'ın bu seneki biraları yanıyor. Alev alev. Nasıl asitli asitli değil mi? Valla çok güzel olmuş. İçine karbon yok. Üstünde Efes yazdığına bakmayın. Mert Kapitan. Kedi sidiği markasıyla pek yakında marketlerdi. Vallahi sen kesin bu satılsa başka bira içmez mi zaten? Net söyleyeyim. Oo çok da iddialı diyor ki bu satılsa Eda diyor başka kimse bira içmez diyor başka türlü. Bira içmez abi. Başka bira içmez diyor. Şimdi keçilerimize çeşitli biriktirdiğimiz barbunya kabuğu olabilir efendime söyleyeyim. Kavun kabuğu.
salatalık kabuğu Nevi'nden çeşitli mamalar götüreceğim. Tabii onlar şimdi korkup kaçacaklar. Kle kle kes 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 kes. Kes 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 kes. Aşkım böyle diye diye kestanenin üstüne gitme de şurada bir yerde kestane vardı. Şurada bir yer. Ha işte işte işte. Oy. Ay şu anda da üstünden geçiyoruz. Gittin mi kıyıya? Kis kis, kis kis kle diyor musun? Diyorum. Kes 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 kle kle kle. Gereksiz yere yakıt yakan saçma cihazlar da mevcut tabi. Boş yere orada milli servet ziyanı da var. Oo vallahi bütün yemleri de bunlar yiyor. İki çakal götürdü değil mi? Diğerlerinin aptallığı. Güneş batımında hepsinin çıkması lazım bir hayvan olarak normalde. Evet. Bozburun dolaylarında güzel bir akşam. Evet, kahve içiyoruz. Eda hocamla keyif yapıyoruz. Doğru mu hocam? Evet ama bugün çok sıcaktı. Çok leş gibi sıcaktı arkadaşlar. Üf! Uf dedik. Böyle var ya, yanıyoruz yanıyoruz yani. Neyse falan filan derken akşam oldu işte. Zaten hemen geçiyor vakit. Gördüğünüz gibi kanocuğumuz, gezdiğimiz ve botçuğumuz. Şimdi botla hemen şuraya gideceğiz. Şu burnu döneceğiz. Arkasında Söğüt'e açılan küçük bir şey var. Ne derler? Kanal var. Değil mi? Edoşum. Kanala Eda biraz rahatsız olduğu için ben tek gezeceğim. Zaten kısa bir gezi olacak. Akabinde size bilgi verip döneceğim. Evet. Nereye gideceksin acaba? Gezeceğim oğlum. Ah Mert. Göğüs aparatımı taktım ve gidiyorum. Hadi gidip bakalım. Artık gidiyorum diyarlardan. Göğüs aparatımla. Ya şu telefon düşer mi acaba? Şey alsak mı? O boyun aparatına orta şeyden verebilir misin? Nerede? Evet hocam teşekkür ederim. Çok nazik bir hanımsınız. Eda'yı burada yalnız koyarak geçiyorum. Bilmiyorum ne zaman dönerim tatlım. 10 saniye sonra bekliyorum. Ne zaman döneceğimden emin değilim. Düşünmem lazım döneceğim vakti. Telefonumuzu koyalım da ne olur ne olmaz. Buradan Doris'e geçmiştik şöyle. Hatırladım şimdi.
Fakat tabi bu sığlık şöyle, bu baksanıza gemi sığlığı bu yani. Doğrusu bir şey yok burada. Buradan biz geçeriz yani. Umurumda bile olmaz. Botun da hep hava kapağını açmayı unutuyorum ya. Hava vitasını artık her şeyi gitgide unutmaya başladım. Bu aşılardan sonra oldu. Aşı olana kadar iyiydi kafam. Aşıdan sonra ne kafa kaldı ne bir şey. Gayet sıpsığ. Yani 5 metre falan sığ dediğim bu arada. Evet, şuraya bakalım. Şöyle Apache modeli kullanalım birazcık. Ağırlığımızı verdiğimiz yere. Giden tekne modeli. Yukarıdan suya daha iyi bakılıyor böyle. Şurada bir bank var. Burası sığ. Bayağı sığ ya. Yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Çok sığ. Bankı gördünüz mü bilmiyorum ama şey. Bir metre var yok yani. Bot geçer. Söğüt tarafına geçtik. Yani yarın o zaman dışarıdan dolanalım. Ondan sonra. Karşısı Cumhuriyet Mahallesi. Burası Kızılyer. Cumhuriyet Mahallesi burada. Bu da ortadaki geçit vermeyen şey. Şu yukarıdan da serçeye yol var. Arkalarına. Bakalım şurayı dolanıp geri dönelim. Evet, şimdi güneşe karşı çekiliyor mu bilmiyorum da Zeytin Adası, Söğüt Adası bu. Şu aradan bir de Söğüt Adası'nın bir koyuna bakalım. Buradan gezmiştik yıllar evvel ama bir daha bakalım. Çekmek istiyorum. Şöyle bir yine bir eski kilise şapeli gibi bir şey var burada da. Yani burada da bir Söğüt Adası'nda eski kilise tarzı, muhtemelen kilisedir, bir yapı daha var. Tabii ki de keçiler var. Gene ada biraz daha büyük, devam ediyor şuraya kadar, sonra bitiyor. Evet, buradan da gözüküyor eski yapı. Evet, şimdi burada Söğüt Ada bitti. Karşı şu burnun arkasındaki burun Simi, Kızılada. Ha. Ondan sonra şu işte demin geçtiğim Söğüt Ada. Yani bizim buradaki burnun devamı o tarihi yapı. Bu şekilde burada da tarihi yapılar var. Böyle devam ediyor. Evet. 9-10 knot civarı bir süratle gidiyor bot. Saatte 18 km, 20 km, 16 öyle bir şey. Gayet yeterli bir sürat. Daha fazlasını zaten yakın şeyleri göremiyorsun denizde. Mesela bir demin ip vardı küçük, onu bile yakalayamadım yani. Tarihi eser güzel gözüküyor. Evet. Bakın Çomçalık da şurada. Buradan ikiye ayrılıyor. Kanoyla geçtiğimiz küçük boğaz var. Ve Doris karşınızda burada. Şuradan da Çomçalık'ın diğer o koyları var. Şu ada, keçiler falan var burada. Ne adası bilmiyorum. Bunun hemen alt arkasından küçük bir geçit var. Yani deniz azıcık alçalsa adalık bir şeyi biter. Ama güzel bayağı coğrafyası. Deniz biraz kafadan geliyor ama Meltem'e kapalı bayağı bir. Kışın olmaz. Tabii ki de. Buraları deli gibi yatırıyor kışın.
Şöyle insanları tedirgin etmeyeceğimiz bir süratte keyif yapalım. Eda orada, yanına gidelim. Olamazsam şuraya bikini düştüm. Ha o, gördüm. Alıyorum. Süper. Hemen bikini kurtarmalıyız. Hocam onu yakaladık. Hiyelci Eda. Evet. Hiyelkar Mert. Ne yapayım? Ver de şu pembeliği çekeyim çok ah. Güzel. Ups pardon. Şu gök ve şu denizin şu rengine bakın. Şu pembe hal beni kendimden geçiriyor. Bayılıyorum. Tamam şu tepede bir keçicik var. Yani bir sürü keçicik var da silüet halinde güzel gözüküyor. Çekmeyelim abi. Evet, Mert arkadaşımız bizi siks yaptı. Ben ise Barbunya. Ben ne kadar sağlıklıyım. Bir de Mert'e bakalım.